Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları mahkeme kararıyla durdurulan imar planının revize edilerek Ocak ayında tekrar meclise geleceğini söyledi. Meclis Başkanlığı'na Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın yaptığı Elazığ Belediyesi Kasım ayı oturumları birinci birleşimle başladı. Mecliste mahkeme kararıyla durdurulan imar planı ile ilgili konuşan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, imar planının revize edilerek Ocak ayında meclise geleceğini söyledi. Malumunuz 2020 yılında yapmış olduğumuz imar planıyla alakalı mahkemenin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararı var. Belediye olarak mahkemenin vermiş olduğu yürütme kararına itirazda bulunduk. İtirazımız reddedildi. Yürütmeyi durdurma kararı devam ediyor. Nihai karar verilmedi. Ama deprem görmüş bir şehir olmamız hasebiyle 2020 yılında yapmış olduğumuz imar planının özüne sadık kalarak işlemeyen, aksayan yönlerin düzeltilmesi noktasında ve mahkemeye konu olan maddeleri de bertaraf ederek yeni bir çalışmayı, yeni bir süreci hızlı bir şekilde başlattık. Bu süreci çok hızlı hareket ederek şehri daha fazla sıkıntıya sokmayacak, şehrin gelişimine, şehrin kentsel dönüşümüne katkı sağlayacak süreci yine hep birlikte inşallah yapacağız, başaracağız. Bu anlamda da çalışmalarımız başladı. İnşallah 15 Kasım tarihinde sizlerle birlikte bir araya gelip çalışmalar ne durumda olduğuyla alakalı sizlere fikirler verilecek, sizlerin fikirlerinden istifade edilecek. Yapılacak olan çalışmanın şehir açısından önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Şerifoğulları, bu konuda meclis üyelerinden yapılacak olan çalışmaya katkı sağlamalarını istedi. Bu anlamda Ocak ayı itibariyle meclisimize getirip inşallah revize planımızı hem mahkemeye konu olan maddeleri bertaraf edip hem şehrin aksayan, şehir merkezinde işlemeyen yerleri tekrar ele alıp hızlı bir şekilde inşallah bu süreci de tamamlamak istiyoruz. Yapacağımız çalışmanın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu anlamda da bütün meclis üyelerimizden çok ciddi manada katkı sunmalarını istiyoruz. Kenarda duralım, daha sonraki süreçte söz söyleme hakkımız olsun mantığıyla hareket edecek hiçbir arkadaşımızın olmadığını biliyoruz. Bunun için sürecin içerisine dahil olmanızı, katkı sunmanızı, sunmuş olduğunuz katkının hem şehrimize hem de hemşehrilerimize katma değer olarak geri döneceğini de çok iyi biliyoruz.